Çektim. Bitti. Kaç kilo? Tahmini? 140 olsa ne? Şehir şehir gezip insanların dertlerini dinliyorum, hikayelerini dinliyorum. Her şehrin kendine özgü bir şeyi var, derdi var. Onu fark ettim. Amacım aslında hani dert dinlerken hem yardımcı olabilmek, hem onun içine dökmesi, rahatlaması, hem de yani geldiklerinde bazıları bir anlatıyor ki hani sen kendini çok uzun zamandır içine atmış, kimseye anlatamamış, beni gördüğünde hani direkt yanıma gelip oturanlar bile oldu. Peki hiç ağlayanlar oldu mu? Nasıl oldu? Yani derdini anlatan kişi ağlayan oldu illaki. Ben ağlamadım. Ağlatabilen iki kişi var. Ben uzun zamandır çocukluğumdan beri hani arkadaşlarımla dertleşiyorum, ediyorum. Hani birçok dert gördüm. Hani yaşadığım da oldu, gördüğüm de oldu, derdimi anlatamadığım da oldu. Ve aklıma böyle bir şey geldi. Herkesi de hani bu şekilde hani derdini anlatamayan çok insan vardır diye düşündüm. Ki öyle de zaten. Bu geldi aklıma, dert dinlemek geldi. Ayrıca hani bir şey olsun diye, bir farkındalık olsun diye, bir değişik bir şey olsun diye dikkat çekme amaçlı böyle bir şey geldi. Ağlatabilene 100 TL diye bir şey geldi aklıma. Patenle birlikte sürerek dünya turu yapmak istiyorum. Hedefim bu yönde. Çok çok zor bir şey. Hiç kolay değil. Bunun farkındayım. Ama yapabileceğimi de kesinlikle inanıyorum. Patenim yok şu anlık. Hani dünya turu için sağlam bir paten almam lazım. Yarı profesyonel veya tam profesyonel paten almam lazım. O da pahalı olduğu için sponsor arıyorum. Sponsor bulursam yani patenle yani hiç durmam. Direkt patenle dünya turuma başlarım. Tamam. Derdimi anlattım. İçimde bayağıdır attığım bir derdim vardı. Kendimi bayağıdır zorluyordum. İçime ata ata bir hal olmuştum. Şimdi attım, biraz rahatladım diyebilirim ama böyle tam olarak kendimi anlatamadığım için de biraz rahatsızım o yönde. Onun haricinde güzel, fazla özele inmeden bir şeyler anlatılabilir.